Türk mitolojisinde yaralı geyik, uyarıcı bir rehber hayvan olarak kabul edilir ve tehlikeli bir yolculuğun başlangıcını simgeler. Eski Türk inançlarına göre, yaralı bir geyiğin insanların yaşadığı alana sığınması, toplumu etkileyebilecek kötü olayların işaretidir. Aynı zamanda, bu tür semboller ataların huzursuz olduğunu ve bir uyumsuzluk döneminin yaşanabileceğini gösterir. İslam öncesi Türk inanışlarında, eğer bir geyik yaralandığında insanların yaşadığı bölgeye sığınırsa, bu durum yaklaşan bir felaketin habercisi olarak yorumlanır. Beklenmedik bir yerde yaralı ve yönünü kaybetmiş bir geyiğin ortaya çıkması, ataların ruhlarının huzursuz olduğuna işaret eder ve topluma musibet geleceği şeklinde yorumlanır. Türk mitolojisinde geyik kutsal bir varlık olarak kabul edilir ve ruhani rehberlik anlamı taşır. Ancak Yaralı bir geyik görmek olumlu bir alamet olarak değerlendirilmez. Bu durum, yaklaşan zorlukların veya belaların habercisi olarak yorumlanır. Bu inançlara göre yaralı geyik, sadece doğaya değil, aynı zamanda insanın ruhsal dünyasına da zarar gelmiş olabileceğini ima eder. Bu yüzden yaralı bir geyikle karşılaşmak, toplumda dikkatli olunması gereken bir dönemin başlangıcı olarak görülür. Bu gelenekler Orta Asya Türk kültüründen Anadolu'ya kadar uzanan köklü mitolojik anlatılar arasında yer alır ve bugün de sembolik olarak etkisini sürdürmektedir.